Vallahi neden katılmak istediğini Cumhurbaşkanı zaten açıklıyor. Yani Misak-ı Milliye bakın orada anlarsınız diyor. Yani Musul'u ve Kerkük'ü Türkiye sınırlarının içerisine katmak. Misak-ı Milli'nin en azından sınırlar bölümü budur. Eğer Cumhurbaşkanı'nın niyeti buysa Musul'u ve Kerkük'ü başta olmak üzere Güney Kürdistan'ı hatta Rojava Kürt bölgesini, Kürdistan bölgesini Türkiye'nin resmi sınırları içerisine katma gibi bir emperyal amaç varsa bu bölgede yeni savaşların dünya savaşına gidecek yolu veya işte yolun taşlarını döşemekten başka bir şey değildir. Eğer Türkiye'nin Musul'la ilgili bir müdahalesi olacaksa ki olmalı, o da Musul'da bir an önce huzurun sağlanması ve Musul'a yönelik demografik müdahalelerin önlenmesi, Musul'dan göç etmek zorunda kalmış, boşaltmış IŞİD'in saldırısıyla ya da Saddam döneminde Saddam'ın engellemesiyle Musul'u terk etmiş gerçek Musul halkının Musul'a dönüşünü sağlamak olmalı. Türkiye'nin görevi, işi bu olmalı. Bölgede huzur, barış, istikrar için çalışmalı Türkiye. Bunun için bir dış politika üretildiğinde biz HDP olarak da kesinlikle bu politikanın başarısı için çalışırız. Ama sınırları değiştirmek üzere, işgal üzerine, işgal amaçlı yapılacak her türlü girişim büyük bir zarar getirir. Biz HDP olarak kesinlikle böyle bir politikanın yanında olmayız. Politikayı eleştiririz, karşısında oluruz. Musul denkleminde Türkiye'nin olmamasının nedenlerinden biri de Erdoğan'ın AKP hükümetinin bu niyetidir. Bu niyeti bütün dünya okuyor, Musul halkı da okuyor. Yani kimse Türkiye'nin şu anda Musul'a gelmesini istemiyor. Çünkü niyet gerçekten Misak-ı Milli'de belirtilen sınırlara ulaşmaksa böyle bir işgal anlayışı çılgınlıklara, daha büyük çatışmalara, savaşlara yol açıyor. Vallahi yani Osmanlı'nın son dönem krizine benzer bir kriz yaşandığı doğru. Zaten dikkat ederseniz Büyük Abdülhamit hülyalarının görülmesi, Enver Paşa politikalarının bu kadar güncel politika olarak aktüele uyarlanarak hayata geçirilmesi tam da o hevesi ifade ediyor. Fakat hani Türkiye kendi iç barışını, demokrasisini güçlendirirse bu kritik dönemden başarıyla çıkar. Öbür türlüsü gerçekten de sonu belirsiz maceralardır. Sonu belirsiz maceraların geçen yüzyılda imparatorluklara veya işte bazı devletlere ağır faturalar çıkardığını gördük hep birlikte. AKP iktidarı şu anda at gözlüğü takmış bir dış politika anlayışıyla Türkiye'yi uçuruma doğru götürdü. Uçurumun kenarında falan değil artık. Türkiye uçurumdan yuvarlanıyor. Görünen o. Allah sonumuzu hayır etsin. Biz HDP olarak aklı selim hakim olsun diye bütün bu saldırı, hakaretlere, bizim demeçlerimizi çarpıtmalara rağmen, basın üzerindeki ambargoya rağmen Türkiye toplumuna ulaşmaya ve gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'nin bölgede Kürt halkıyla kuracağı stratejik ittifakın faydası çok büyük olacaktır. Bunun için Türkiye'deki 20 milyon Kürt yurttaşın hakkının, hukukunun tanınması, barışın sağlanması, Güney Kürdistan'daki bütün partiler ve hükümetle doğru ilişkiler kurulması, Rojava bölgesiyle ve oradaki bütün partilerle, sadece bir partiyle de değil, bütün partilerle doğru ilişkiler kurulması çok önemlidir. Yine Sünni mezhepçi politikadan bir an önce geri dönülmesi, Türkiye'deki Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talebinin kabul edilmesi ve yeni anayasa değişikliğinde bunların dikkate alınması, Türkiye'yi felakete, uçuruma götürmüş olanların dönüş sağlaması açısından çok etkili değişiklikler olacaktır. Ha, bunları yapabilecek bir akıl var mı Ankara'da? Yok.